Evet, şöyle bir bakalım. Sanırım en güzel Diana olur buraya. Mikrofonumuzu da düzeltelim, Diana'mızı alalım. Merhabalar, bir izleyicimden şako oynar mısın diye bir istek gelmiş. Ben de şako oynuyorum. İtem almayı unuttum ama olsun. Bildiğiniz üzere 51. saniyede 50'yi biraz geçince diyelim. Kutu atmaya başlıyorsunuz çünkü kutular 40 saniye duruyor. Ve canavarlar da 1.30'da doğduğu için öyle yani. Yani tam olarak kuşların doğuşuna denk geliyor. 51. saniyede kutu atarsanız. Çok güzel yakut kristal başlangıcı yapan takım arkadaşlarım var. Sevdim. Gördüğünüz üzere bunlar bu kutulara ölecek. Ben de bu arada... Kutuyu biraz daha öne atmam gerekiyormuş. Helal olsun ya. Red resetlendi bu arada. Bravo. Ben buradan bu red'i almak zorundayım. Biraz geç alacağım ama topa da çıkmayı çok istiyordum ya. Bakalım, belki Rengar'ı alırım. Base atacak gibi. Evet, base. Yok yok, minyonlar temizliyor. Alır mıyım? Minyonlar biraz ilerlesin. Q'mu attım. Çok güzel, öldüm mü? Ölmedim. Güzel güzel. Bir kill. Temsiz. İzleyicim istediği için normal bir şako build'e gideceğim. Normalde ben normal build gitmem. Güzel cümle oldu. Bilen bilir. Bir bakacağız. Karşımda Kha'Zix var. Benim Bloom'u almış olabilir. Tabii ki de. E fulluyoruz bildiğiniz üzere. AD build'e gittiğimiz zaman. Ben ne kadar Q fullemeyi sevsem de. Önce bir yengece bakayım. Yengeç alınmış. Ben ne kadar Q fullemeyi sevsem de AD build'inde E fullemek daha iyi oluyor. Bazen hasar yetmediği için. Totem temizlendi mi acaba? Bir ana ultimizi attık. Bir E'ye biter işi. Tertemiz. Kha'Zix'in kuşları var mı? Yok. Rengar'ın canı az. Bir Rengar'a bakabilirim. Tutuşturma attım. E tuttu. Artık gerisi Ezreal'da. Helal olsun ya. Rengar da Ezreal'da muhtemelen. Yine de bir gidelim de. Belki QE ile çalarım şuradan atlayıp. Yok, öldü. Çok güzel. Bravo ya Ezreal'a. İyi oyuncuya denk geldik. Burada K'yı öldürebilir miyim diye bir soru var aklımda. Ancak kuşlarına gitmiştir. Sanmıyorum burada olduğunu. Çok güzel. Ultiyi de attık. Bir E ile işi biter. Tertemiz. Ama yani itemim tamam. Kontrol totemi alıyorum iki tane. Tarayıcı ile birlikte. Ben eski şako mainlerdenim. Fazlasıyla şako oynardım eskiden. Zar zor bıraktım. Yani şako bir bağımlılıktır. Kimse şako mainleri sevmez. Ancak şöyle bir şey de var. Şako mainler de kendini hiç sevmiyor. Yani ben şako main olmaktan mutlu değildim şahsen. Ancak ne kadar reddederseniz edin, şako oynaması çok zevkli. Karşısında oynaması ne kadar kötü olsa da oynaması çok zevkli bir şampiyon şako. Çarpımı da tamamladım böylece. Tertemiz. Bir Galio'ya gank bakabilirim diyeceğim. Geri çıktım. Muhtemelen totemi vardır, evet. Oynayışından belli. Bir bota inelim. Bot fazla ittirmiş şu anda. Buraya bir totem. Bottan bize en azından bir asist çıkarsa sevineceğim. Maşallah, iyi hasar atıyor. Çok güzel. Kha'Zix'de alırız Kha'Zix'de. Bu kadar.
Klonu da kuleye doğru gönderdim ki kuleye doğru kaçışı olmasın. Tertemiz. Bir seyyah çıkıyorum. Bundan sonra artık invade atacağım sadece. Kritik gidiyorum, klasik Shaco'nun build'ini. İlk item Draktar'dansa ilk item cam biçen çok daha iyi bence. Neden diye sorarsanız tercih meselesi. Böyle bariz bir bu daha güçlü, bunun hasarı ilk önce cam biçen alırsanız daha fazla hasar atarsınız diye bir şey söyleyemeyeceğim. Matematiğini yapmak lazım. Tercih meselesi. Bu bir. Bir kere daha vurur muyum? E'ye gitti. Tertemiz. Şimdi Kha'Zix buraya atlar mı bilmiyorum. O yüzden W'mu önlere atıyorum. AP olmadığım için W'mun hasarına değil korkutmasına ihtiyacım var şu anda. Şimdi Kha'Zix'in Ekko ultisi var. Evet. Tertemiz. Ben bu koridoru ittirmek istiyorum. O yüzden ulti attım. Buradan mid kulesini açsam güzel olacak. Rengar nerede? Botta. Rengar'a bir gidelim. Rengar biraz tilt oldu bize. Kha'Zix'i gördük. Rengar öldü. Çok güzel oldu. E ile ölür mü? Lul ultisi. Maalesef ki. Kha'Zix burada olabilir. Evet. Tam tahmin ettiğim üzere. Yana ultimiz. Bu bir kill. Janna'dan da asist. Budur. Shaco ile bir süre sonra, hele de öne geçtiyseniz, farm yapmayı bırakıp sadece kill peşinde koşacaksınız. Sürpriz faktörü Shaco'nun çok büyük olduğu için farm almaya çalışırsanız geri düşersiniz. Çünkü o şampiyon Shaco'dan AP olmadığınızı varsayarak Shaco'dan daha hızlı jungle temizliyor. Bir Diana ile bir Ekko ile yarışamazsınız. Jungle'ınızı dönmeyin. Mesela ben buradan hızlıca bir kuş alacağım çünkü kuşları hızlı alıyorum. Sonrasında başka bir kampa gitmeyeceğim. Kurtlarım, Gromp'um bıraktım. Şu an bizim takımla birlikte olsam çok daha iyi olur. Ancak bu durumda değil çünkü takımımız birazcık fazla öndeler. Olmamaları gereken yerdeler. O nedenle takımla oynamamak şu anda sorun değil. Ancak 30 saniye sonra ejder var. Şimdi ben ejdere odaklanmak yerine ejderin arkasında durup çıkarabilirsem Kha'Zix'i çıkarmaya çalışacağım. Yana ultimi attım. Maalesef ki buna da Rengar deniyor. Dediğim gibi ejderin arkasında duruyorum şu anda. Ejder almak yerine ejder... almayı engellemem lazım. Gördüğünüz üzere. Geliyorum oraya. Kilimi aldım mı? Kili... Ah be. Güzel, yine de 7-0'dık. Karşı takımda hasar çok ve benim artık Zeri'yi çıkarmaya oynamam lazım sadece. Tertemiz 950 gol. Şimdi bir Q Diana ultisine muhtemelen ben bunları eritirim. Rengar geldi bende. Çok güzel. Bravo ya Ezreal'a. Merhaba Rengar'cım. Haydi öldürün artık. Ama arkadaşlar lütfen. Şu klonumu ben bir kule altına göndereyim. Kha'Zix ölmedi. Kha'Zix nerede acaba? Bir rüzgarın iddetine alabilir miyim Kha'Zix'i?
Ben oraya değil şuraya atlamak istemiştim ya. My bad. Sil derde tamam. Şu anda oyun modu oynuyorum. Çünkü oyun modu daha hızlı, daha aksiyonlu geçiyor. Jungle'ı dönme veya farm yapmak daha hızlı. O yüzden oyun modunda daha fazla içerik çıkıyor. Ya da içeriklerin bolluğu, kalitesi daha fazla oluyor diye düşünüyorum. Zaten bu oyun modunun normal oyundan bir farkı yok. Mesela bir Urf değil. Oyunlar biraz daha hızlı dönüyor sadece, o kadar. Bu da bir kill. Sevgili Kha'Zix'cim. Flash. Haydi bakalım. Tertemiz. Şu an o Janna'yı o kadar çok tek atmak istiyorum ki şu ejderi aldıktan sonra. Çok güzel. Janna ölü. Rengar da ölü. Yan ultisi. Bu kadar basit. GG. Çok aksiyonlu, çok güzel maç geçti. Buradan da size bug'lı bir Rengar göstereyim. Çok güzel. Dediğim gibi Shaco ile agresif oynamanız gerekiyor. Agresif oynamıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. AP oynasanız bile agresif oynamanız ve adamları takımınıza veya kutularınıza baitlemeniz gerekiyor. Ben Rüzgar'ın hiddetinin Draktar'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. 1, 2, bu da E. Bu da 2'de 2. Galio da burada. Öldün mü? Çok güzel sersemlettin. Bir düz vuruş Gale Force'a, yani rüzgar hiddetine, Galio ölür gibi. Çok güzel. Yani bazıları buna word değil diyebilir, 700 gold verdim diyebilir, niye girdin ki diyebilir. Ancak burada amaç gold alıp vermek değil, burada amaç karşı takıma mesaj göndermek. O mesaj da benim Shaco'mdan kaçamaz. Bakın çok kalın şu an, bravo ya. Bir maçta gri ekran olmama rağmen bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Son item de Dominic. Hop, bir Diana ultisi. Ona bir tek, ona bir tek. Yani Shaco kadar saçma bir şey yok. Beni geri Shaco'ya başlattınız var ya. Şimdi bir hafta boyunca Shaco içeriği yükleyeceğim, onu istiyorsunuz ya. Dar zor bıraktım zaten şu şampiyonu. Vurma vurma. Gigi. Budur. Umarım eğlenceli bir Shaco olmuştur. Full kritik gittim. Draktar'ı boş verin. Güzel bir maç oldu. Ezreal'a honor. Umarım o sevgili izleyicimin abi Shaco oynar mısın isteği üzerine bu oynadığı maç onu tatmin eder. Umarım siz izleyicilerimi de tatmin etmiştir bu maç. 19 kill. Güzel tekler. Uzun zamandır Shaco oynamadığım için tabii biraz paslanmışım. Öyle. Hadi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursanız çok sevinirim. Her gün saat 2 ile 5 arası yayın açıyorum. Katılabilirsiniz. İyi eğleniyoruz zorlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.